Tamam. İç harcı için yani bu karıştıracağımız şey için. Olsam bunu şeyde de normal yufkadan börekte kullansak nasıl bir netice alırız? Yani bu kadar çıtır olmaz. Öyle söyleyeyim. Tabii soda onu çıtır hale getirir ama yani bunu birazdan yiyince anlayacaksınız. Ay yiyemeyeceğim ama çıtırına bakarım. Yani çıtır çıtır edecek. Evet. Şimdi evet. Patates haşlamış. Evet evet. Bir avuç kadar mercimek var. Hı hı. Koyuyorsunuz. Hani acil biri geldiğinde. Kesinlikle. Veya hemencecik şunu yapıvereyim evde bir şey yok dediğinizde hakikaten o manada çok güzel oluyor. Evet yani dediğim gibi çok pratik olduğu için ve çok böyle malzeme de gerektirmiyor aslında. İçine isterlerse lor peyniri bile koyabilirler. Ay gençlik başka bir şey. Yalnız annesi neydi annenin adını söyle. Filiz. Filiz Hanım çok yardımcı ol evet. sana. Gerçekten. Çok birlikte çok emek veriyorlar. Bayağı destek. Yani şöyle, bayağı bir destek. Ben mesela bulaşık yıkamıyorum. Heh. Direkt annem yıkıyor sağ olsun. Aynı sistem devam ediyor. Evet ellerine sağlık anneciğinin. Evet. Yani gerçekten Oğuzhan 3 yaşından beri bunu hayal ediyor. Bunu hayal ediyor ve annesi de arkasında ona büyük destek veriyor. Çocuklarımızın hı hı. Istedikleri şeye yönelmesi konusunda biz annelere babalara çok şey düşüyor. Bakın bugün annesinin ve ailesinin de desteğiyle evet. Bir meslek, bir altın bilezik elde etti. Aynen öyle. Okulunu da okuyor. Üniversitede ne okuyorsun? Üniversitede şu anda aşçılık okuyorum. Ha okuyorsun değil tabii, mi? Tabii. Evet aynı zamanda da. Evet. Şimdi onu sıkı olmayacak şekilde sardım. Şimdi bunu da göstereceğim. Sıkı sarmıyorsun. Evet çok fazla sıkı sarmıyorum. Evet. Üç kattan yapıyor baklava yufkasını. Yani dört kattan da yapabilir ama öbür türlü çok fazla iyi olmuyor. Öyle söyleyeyim çok fazla kalın olduğu için yok, üç kat denedim. Güzel. Aynen üç kat ideal oluyor. Böyle yırtık yufkaları da kullanabilirler. Olsun kullanırız aynen. onları da. Bir şey söyleyeceğim. Buna harç çeşitleri çeşitlendirsene mesela patates mercimek yemiyor birisi diyelim ki kıyma olur mu peynir olur mu? Mesela ilk çeşitlendirme olarak unuttuğumuz baharatlar tuzları ekleyebiliriz. Koymadık mı? Evet. Ben koymuşsundur diye. Yok. Olsun. Ne var baharatlarda? Baharatlar olarak pul biber, karabiber ve tuz ekleyeceğim. Bu göreceli bir şey tabii ki de. Bakayım. Ne kadar bilmiyorum. Evet, karabiber koydun, kırmızı biber. Evet, evet. Karabiber buna gerçekten çok yakışıyor. Patates çok yakışıyor. Zaten. Evet, şimdi koy şeyini, biraz hı-hı. hızlanalım Oğuzhan'cığım. Tamamdır. Yani hafif böyle bir gevşek sardın, gördüm. Aynen, çok orada. Fazla sıkı sarmayacağım. Şimdi dikkat kesilelim sana, nasıl sarıyorsun. Malzemeyi yukarıya hı-hı. koydun, eşit bir şekilde yaparlarsa tamam. tabii ki daha iyi olur. Tamam. Aldım ve yani sadece böyle gelişigüzel dönüyorum aslında öyle söyleyeyim. Sıkmıyorsunuz hı hı. evet. Bunun ne önemi var? İçinde bu çok sıkı olursa o zaman içi de pişmez tam olarak öyle söyleyeyim. Güzel. Hani, güzel. Tam anlatamadım ama. Bunları tepsine bütün olarak mı koyacaksın? Maalesef şöyle normal keseceğim. İsterlerse dört parmak en idealidir ama daha büyük olarak da kesebilirler. Ya da iki parmak yapıp küçük küçük de ikram edebilirler. Siz nasıl istersiniz? Şöyle yaptım ama. Dört ideal şeyi çok güzel. Doğru dörtmüş o. Dört parmak. Yani. Tepsi hazırladın tepsim mı? Tepsim yanımda. Yanında mı? Hı hı. Her şeyini de almış. Evet. Şu fincanda keki merak ediyorum. Evet. Hiçbir şekilde fırın kullanmadan yapacağım. Bu da olabilir. Tamam. Şimdi tamam, tepsime diziyorum. Bunu ben birazdan devam edeceğim. Bir de en son şöyle bir şey yapacağız. Kalan sosumuzu üzerine çok yoğun olmayacak şekilde. Yani hani dibinde kalsın tabii ki ama öyle yüzmesin. O şekilde yapıp 180 derecelik fırınıma atacağım. Evet. Şimdi mesela biz de geçen gün Ali'ye bir arkadaş doğum günü yaptık. Hı hı. Yufkadan yaptık böreklerimizi. Kıymalı patatesli yaptık. Küçük küçük böyle üçgen hani. Üçgen yapıyoruz ya börek, kalem börek diyeceğim ona ben. Evet. Biliyorsunuz ne olduğunu. Şimdi onu yapıyoruz. Geceden hazırlıyoruz. Dolapta bekliyor. Fırına girmeden bir yarım saat önce üstüne soda döküyoruz. Bunu da çok yapanlarınız var ama hı hı. Yani bilmeyenler için güzel bir bilgi.
O soda onu da çok güzel yapıyor. Aynen yani soda zaten hem soda bir de baklava yufkasıyla buluşunca gerçekten güzel oluyor. Ben baklava yani. Yufkasıyla hiç denemedim bilmiyorum. Şey diyeceğim aynı zamanda bunu şu anda difrize atıp evet. Sadece yani difrizde bunu buz haline getirip bir hafta sonra ya da iki hafta sonra da yine aynı şekilde üzerine biraz sos döküp çok rahat bir şekilde fırına atabilirler. O da çok güzel oluyor. Yani evet. Hani acil bir durumda kullanabilirler. Evet. Sen daha devam edecek misin? Edeceğim. Edecek. Hı hı. Kalan sosu da böreğin yani ne hamuruydu? Baklava hamurunun üstüne dökeceksin. Az bir şekilde dökeceğim. Kaç dakika pişireceğim bunu? Bir 20 dakika belki 30 dakika kadar pişecek. Pişecek. Evet. Yanmaz değil mi? Yok yanmaz. Üstüne bir şey sürmeyeceksin artık yumurta yok, yok, şeyi sürüyorsun şey yok. Zaten. Aynen. Vallahi ben bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. Çıtır çıtır mı bakayım mı bir tanesine? Gerçekten çıtır çıtır. Çıtır mı? Dur mikrofona doğru. Vallahi öyle çıtır çıtır şunu ayıp bence bundan koyacağım. Sonra baklava yufkası yapacaksın. Baklava yufkası çok güzel oluyor. Evet. Çok çok güzel oluyor ama inan ki